Elhamdülillah, salat ve selam ala emmelle nebiye ba'da. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elbette her bir insan özünün hayatı da özüne yakın bugün insanlardan mahrum oladı. Yani özünün yakın insanlarını yokatadı. Elbette özüne yakın bugün insan yokatışlık bu adam için, adamın canı için en kıyın musibetlerine bırak sapılanadı. O son değilmez. Hatta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün yakın adamlarını yokattı. Ama ikisi Abu Talib, en sevimli ayol bo'lgan Hadice onamızını yo'qotdi. Hatta ki sahabilerini, birodarlarini yo'qotar edi. Yani şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yig'lar edi, mahzun bo'lar edi. Hatta ki kunlardan bir kun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün farzantini yo'qotdi. Özünün oğlunu yo'qotdi. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadiki, "Ve innal ayna la tadma." Albatta gözlerge yaş geledi. O innel kalbe lay hazan, kalplerimiz mahzun oladı. Yani gamgin oladı. Ve innel firakika ya İbrahim la mahzunun. Ey İbrahim, biz seni yokatkenimizge mahzunmız, gamginmiz. Dedi. Ve la nekulu illa ma yurdi Rabbana. Lekin min yokatsek ham, biz Rabbimiz razı oladigen sözlerini aytamiz deb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Yani bizge bu insan kançalı yakın bulmasın, biz yokatkenimizde o musibet kançalı ağır bulmasın, biz Rabbimiz razı buladığın sözler etişimiz gereken. Hani şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti. Hani şu sebepten, yani bu musibet yakın adam yokatışlık ağır bulgenlik için Allah azze ve celle bu musibeti sabır kılgenlerge ulu acırlarını verdi. Yani tasavvur kılın. Yakın adamını yo'qotganingizga qancha ajr olasiz? Endi tasavvur qiling, siz farzandingizni, o'g'lingizni, qizingizni yo'qotasiz. Bunga sabr qilsangiz, Alloh azza va jalla sizga qanchalik ajrlar, mukofotlar beradi, tasavvur ham qila olmaysiz. Mana shu sababdan Alloh azza va jalla bir bandasini farzandining jonini olsa, farishtalarga aytar ekan, "Qobottum samarati abidi, bandamning mevasini olib qo'ydinglarmi?" deb. Yani bandamın kalbisini, meyvesini alıp koydular mı dediken. Nima sababdan Allah Azze ve Celle bandamın kalbisini, meyvesini de baytadı. Hakikatten farzand ota ona üçün hayatının mazmunu. Farzand ota ona üçün kalbinin meyvesi. Afsus ki köy farzandlar bundan bir haber buladı. Çünkü siz ota ona bulup durup şu farzandları üçün yaşaysınız. Bazı ayol kişi şu farzantım yetim qolmasin deb farzandlar uchun zolim erini sabr qiladi. Bazda bu ayol şu farzandlarim yetim qolmasin deb farzandlari uchun o'zi uchun emas, balki farzandlari uchun zolim xonadonda, adolatsiz xonadonda sabr qilib yashab keladi. Bazı erkak kişi, gerus ayol kishilar ham şu farzandim katta qilib olay. Kimini qile, nonini qile, uyini qile deb uzoq davlatlarga borib, kuni kun demasan, tunni tun demasan ishlaydi. Farzandlar uchun. Chunki ota-ona uchun haqiqatan farzand hayotning mazmuni. Mana shu sababdan Alloh azza va jalla agar sizni farzandingizni olib qo'ysa, farishtalarga aytar ekan, "Sizlar mening bandamning mevasini olib qo'ydinglarmi?" deganda farishtalar, "Ha, Robbimiz, oldik" der ekan. Albatta bu joyda agar inson o'zini farzandidan mahrum bo'lsa, albatta u ota-ona bir narsa qiladi. Yig'laydi yoki bir narsa so'zini aytadi. Mana shu joyda Alloh azza va jalla so'rar ekan. "Maza qola abdi?" Bandam nima dedi deb aytar ekan. Bu holanki Alloh azza va jalla biladi bandasi nima deganligi uchun. Alloh azza va jalla farishtalarning xabarga muhtoj emas ma'lumotiga. Lekin bu narsa bilan Alloh azza va jalla nimani aytmoqchi? "Ey bandam, men bandalarım, men sizlardan xabardorman. Chunki men sizlar robbilarman." demoqchi bo'ladi. Shunda farishtalar aytadigan, "Ya Robbimiz, hamidaka wastarja, alhamdulillah" deb, "Inna lillahi va inna ilayhi rajihun." Allohga shukr. Bu musibat og'ir, to'g'ri, lekin
biz Allohnikimiz va baribir Allohga qaytarmiz deb javob berdi bandaning degan. Shunda Alloh azza va jalla shu bandasidan rozi bo'lib aytar ekan. Ya'ni "Ya Robbim, o'lim mukofoti nima?" deganda Alloh azza va jalla aytar ekan: "Ubnu li bayti li abdi hada baytan fil janna va samuhu baytal hamd." Mana shu bandam uchun farzandidan mahrum qilsam, shunga sabr qilib biz Allohga qaytarmiz deganligi uchun bu madam uchun jannatda qasr quringlar. Faqatgina u emas, va qasrning nomini Shukrona uy deb nomlanglar degan. Qarang. Undan chiqdi, sizga musibat keldi. Farzandingiz yo'qotdingiz. Mana shu joyda Allohga shukr. Allohning taqdiriga rozi bo'lsangiz, biz Allohnikimiz va Allohga qaytarmiz desangiz, Alloh azza va jalla sizga jannatda uy qurar ekan. Mana shu joyda bir narsa aytib o'tish kerakki, buda juda bir muhim narsa bor. Alloh azza va jalla sizga faqatgina jannat uy qurmaydi, balki bunda bir narsa aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, ey bandam, seni jannatga kirgizaman demoqchi bo'ladi. Qarang, agar siz Alloh saqlasin jahannam ahlidan bo'lganingizda Alloh azza va jalla sizga jannatga uy qurarmidi? Ya'ni sizni jannatga kirishligingiz aniq bo'lganligi uchun Allohning izni bilan Alloh azza va jalla siz uchun jannatda qasr qurib qo'yar ekan. Shuning uchun har bir ota-onalarga murojaat qilaman. Farzandlardan mahrum bo'lgan ota-onalarga murojaat qilaman. Albatta bu musibat og'ir, oson emas. Buni qanchalik og'irligini faqat sizlar bilasizlar. Lekin agar sizlar shu musibatga rozi bo'lib, Allohga shukr qilsanglar, taqdirga rozi bo'lib turib, Allohga rozilik bildirsanglar, inshaalloh jannatda siz uchun Alloh azza va jalla va'da qilgan qasrni kutib qoling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.